Sırbistan'dayız, Belgrad'dayız. Harika bir ilk gün videosu sizlerle birlikte. Şu anda yeni indik havaalanına ve hemen bir tane araba kiraladık. Şu arkamda gördüğünüz pis biraz ama kırmızı araba. Şimdi şehir merkezine doğru gideceğiz. Yolda detayları anlatacağım. Biraz hızlı bir giriş oldu ama Belgrad'da eğlenceli bir sürü video gelecek. Aslında sadece Belgrad değil, Paskalya Bayramı'nda bütün Balkan ülkelerini tek tek gezeceğiz. Haydi başlayalım. Belgrad'daki ilk günümüz oldukça heyecanlı başladı. Çünkü daha arabayı aldık, 10 dakika gittik, polis çevirdi. Buraya bu şekilde giriş yapamazsınız falan filan bir şeyler dedi. 250 lira herhalde Türk lirasıyla döndürdüğümüzde 250 TL'lik bir ceza ödememiz gerektiğini falan söyledi. Biz de dedik hani biz yeni geldik, bilmiyorduk, işte navigasyon gösterdi falan. En son hadi gidin yaptı, yolladı bizi. Güzel bir heyecanla başladık. Şimdi sim kart işini hallediyoruz. Sonra arabanın yanına bir daha döneceğiz. Arabadan da çok uzaklaşamıyoruz çünkü internetimiz olmadığı için konumumuz yok. Nereye koyduğumuzu bilmiyoruz falan. Ama sıkıntı şöyle, kiosklarda yani şu tarz böyle küçük bakkal tarzı yerlerde satılıyor sim kart. Ve bu sim kartı almak için kredi kartını kullanamıyoruz. O yüzden yaklaşık bir saattir falan para çekmeye çalışıyorduk. Belgrad'ın en böyle şey nasıl denir, ikonik yerlerinden bir tanesi bu çeşme. Tam arkasında da çok böyle ünlü bir otel var. Bu otelin hikayesi şöyle, işte Brad Pitt gibi birçok ünlü isim burada kalmış. Buna 2 saatte Belgrad'da yer vereceğim zaten. O yüzden böyle detaylı anlatmıyorum. Şöyle yanından geçerken göstermek istedim. Şimdi gelin sizi videomuzun konuklarıyla bir tanıştırayım. Mert, merhaba demek ister misin? Tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Berkay, merhaba demek ister misin? Merhaba. Yine ben. Merve, merhaba demek ister misin? Merhaba. Berke, merhaba demek ister misin? Merhaba. Herkese günaydın. İlk günün ardından böyle bir yorgunluk çökmüştü. O yüzden devamlı video çekemedim. Şimdi ikinci günden ilk günmüşüz gibi devam edeceğiz. Hem de hava aydınlık olduğu için bir şeyleri daha rahat gösterebileceğim size. İlk önce arabayı göstereyim. Arabanın etrafında işte hazırlıklar, giyinmeler, kahvaltılıklar. Harika, harikulade. Açılamadım tam ama geceyi arabada geçirdik. Biraz boynum ağrısa da çok keyifli bir uykuydu. Çok teşekkürler. Bu arabayla ilgili video ayrıca çekeceğiz. Belgrad'ın o ünlü caddesindeyiz şu anda. Adını şu an henüz tam bilmiyorum ama birazdan bakacağım. Burada böyle gezecek yerlerin çoğu zaten burada. İlk gün rotası yaklaşık olarak burada. Ama bir gezginin olmazsa olmazı, özellikle otelde kalmayan bir gezgin için ilk önce bir ihtiyaç gidermemiz gerekiyor. İşte dişlerimizi fırçalamamız, telefonlarımızı, bir kameralarımızı şarj etmemiz vesaire gerekiyor. O yüzden de bunun için en iyi iki yer vardır. Birisi McDonald's, ikincisi de Starbucks. Burada McDonald's'larda ilginç bir şey var. Dün akşam gittik. McDonald's'larda priz yok. Yani koskoca McDonald's'a priz yok. Bu nedenden dolayı da Starbucks'a dün geldik ama geldiğimizde saat 10'a yaklaşmıştı ve kapatıyorlardı. Starbucks'a başlayacağız. Ben sevdim Belgrad'ı ama sanki biraz daha böyle kalabalık olması gerekiyormuş gibi. Yani öyle hayal etmiştim. Belgrad'daki ilk günümüz, aslında şu an ikinci günündeyiz ama hani ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi Belgrad'ın böyle ünlü yerlerini gezmek. Detaylı olarak buranın ne olduğunu zaten 2 saatte Belgrad videosunda anlattım. Ama yine de böyle bu video içinde göstermek istedim. Burası Belgrad'ın Cumhuriyet Meydanı. Çok büyük bir meydan burası. Şu anda orada fotoğraf çekiniyorlar. Bu Cumhuriyet Meydanı'nda birçok şey görmeniz mümkün. Aslında böyle çok turistik bir yer. Detaylar 2 saatte Belgrad videosunda. Şimdilik böyle sadece ufak bir ipucu, ufak bir spoiler vermek istedim. İlk gün videosu devam ederken Sana Nehri'nin hemen yan tarafındayız. Buranın ünlü nehirlerinden bir tanesi. Bir yere giderken denk geldi. Bu videoda da böyle göstermek istedim. Çok güzel bir manzara var. Ya şey diyebiliriz, eğer İstanbul'u bilenler için Florya sahil diyebiliriz. Tek fark denizle nehir farkı olabilir. Böyle oturmalık yerler, ailecek gezilebilecek yerler, işte gelip bisiklet sürülebilecek yerler. Zaten genel olarak da ailelerin geldiği bir mekana benziyor. Oh, Belgrad'daki ilk gün devam ediyor. Bu arada böyle hem sokak müziklerinin yapıldığı bir yer. Üstten az önce bir tren geçti. Şuradan bir tane küçük bot geçiyor. Tam karşıda da bunun bir benzerinin aynısı var. Yani bir benzeri var, öyle diyeyim. Burada da abi böyle çok güzel çalıyor. Hava hafif soğudu. Cumhuriyet Meydanı akşam görüntüsü oldu. Ya çok güzel bir görüntü var böyle şu an burada. İnsanlar böyle sakin sakin takılıyorlar. Bugünle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Easter yani Paskalya Bayramı yarın, resmi olarak Belgrad'daki Paskalya Bayramı yarın ayın 23'ünde pazar günü. Ve bugün ayın 22'si ve Paskalya Bayramı dini bir bayram olduğunu ve ailelerle birlikte kutlandığını, bu yüzden herkesin aile evlerine gittiğini, toplandıklarını
yaptığını söyledi sabahki görüştüğümüz tiyatroda birisi. Bu nedenden dolayı böyle şehir çok sakin şu anda. İnanılmaz sakin. Sabah biraz daha böyle hareketliydi ama şu an böyle sakinlik burada var. Bu yüzden de hani böyle çok şey geceyle ilgili size gösterebileceğim bir şey yok. Ama böyle çok güzel bir manzara var. Belgrad'da zaten her türlü buraya bir kere çıkmamız gerekiyor. Ben hem size buranın gece halini göstereyim dedim. Hem de böyle neler yaptık kısaca bir özetlemiş ve Easter hakkında da konuşmuş olalım istedim. Sözler bakın. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sırbistan'dan böyle günlük vlogun artık 3. günündeyim. Başımıza gelen şöyle bir gelişme oldu. Bugün normalde biz daha çok kutlamaların olduğu, işte Paskalya olduğu için kutlamaların olduğu bir ortam bekliyorduk. Ama tam aksine hiçbir şeyin olmadığı bir gündeyiz. Hatta mekanlar bile kapalı. Yani şu an bildiğiniz yemek yiyecek yer bile bulamadık. O yüzden böyle bir sıkıntı çektik diyeyim küçükten. Şimdi bir yer bulduk, oraya geldik. Burada böyle bir tuna waffle diye bir şey yiyeceğiz. O da tuzlu waffle'mış, içerisinde ton balığı varmış. Evet, yemeğimizi yedik. Sadece Mert yememiş. Güzel bir yemeğin ardından şimdi gezimize son hızla devam ediyoruz. Belki Rio Festivali'nde değiliz ama Belgrad'da Paskalya Bayramı'ndayız. Şu anda aileler buraya gelmiş. Herkes burada. Şu an tıklım tıklım burası. Bir ara açıkçası Paskalya ile ilgili hiçbir şey göremeyeceğim diye üzülüyordum. Ama şu anda bu kalabalığın içerisine girdiğim için mutluyum. Ay, fareye geliyorlar. Çok iyiydi. Bu ortamı aradım günlerdir. Tam benlik bir ortam. Şurayı gösterir misin lütfen? Easter ruhu geldi. Yani çok ilginç şeyler var böyle. Ufak ufak köşelerde insanlar böyle gösteriler vesaire yapıyor. Alt tarafına bakarsanız ayağı yok. Yani nasıl oluyor, duruyor bilmiyorum şu an. Şimdi kısa bir özet istiyorum. Sorum da şu. Belgrad'ı bir cümleyle özetle. Su sesi eşliğinde çılgınlarca yürüdüğümüz mükemmel bir şehir. Derken suyun da yanına geldik. Gece Belgrad böyle yine hareketli hafiften. Merve, tek cümleyle özetler misin? Keşfedilecek çok detayı var. Ben Belgrad'ı çok beğendim. Sırbistan. 3 günlük Belgrad vlogumuzun son sahnesindeyiz. Gözüküyorlar mı? Bu anı yaşamak çok güzel. Bir susalım, manzara konuşsun. Arkamda güzel bir müzik eşliğinde bu ünlü caddelerinde ve yarın yepyeni bir ülkeye gideceğiz. Serinin devamını kaçırmamak için, yani Avrupa turumuzun devamını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, sevgiyle kalın.